Merhaba herkes, hoş geldin kanalıma ve stüdyoma. Arkadaşlar bugün size stüdyo turu yapacağım. Bilmiyorsanız eğer size de söyleyeyim bunu. Aslında benim kendime ait bir odam ya da stüdyom maalesef yok. Boston, Amerika'da yaşıyorum ve burası gerçekten çok pahalı. Yani kiralar burada en ucuz söyleyeyim. 1800 dolardan başlıyor bir stüdyo için. Dolayısıyla ben de evimin işte oturma odasını, daha doğrusu yemek yediğimiz kısmın yarısını kendime bir stüdyoya çevirdim. Sağ olsun Nisan'ın da bu konuda çok anlayışlı. Size etrafı gezdireceğim. Nelerim var, nelerim yok. Beraber bakalım. İlk göstermek istediğim kısım bu kısım arkadaşlar. Bu kısımda gördüğünüz gibi şövalem var. Şövalemin içerisinde şöyle göstereyim size. Şövalemin bu şekilde bir çekmecesi var ve bu çekmecede bazı bölmeler var. Genellikle spatolalarımı koyuyorum buraya ama istersen boyalarımı da tabii ki buraya koyabilirim. Onun dışında gelin şöyle. Onun dışında size bir de bunu göstereceğim. Buradaki rafları kendim yaptım arkadaşlar. Yani kendim yaptım derken bir yerden aldım. Çin'den. Shein.com. Daha sonra bunu organize ettim. Bunlar da yağlı boya malzemelerim. Genellikle biliyorsunuz yağlı boyaya yeni başladım. Onunla ilgili malzemelerim var. Şimdi burada ne var mesela? Fırçalarımı görüyorsunuz. Fırçalarımla aslında şöyle göstereyim. İşte yağlarım var. Fırçalarımı böyle bir şeyin içine koyuyorum ben. Böyle çok çok daha iyi çünkü. Hem de boyarken etrafı batırmamış oluyorum. Dik dik koyabiliyorum. Yine bunu Shein.com'dan aldım. Bu bizim terebentini, yani incelticiyi bunun içine koyuyoruz. Zehirli olduğu için kapaklı cam bir kavanoza her zaman için ihtiyaç var. Ve arkadaşlar incelticiyi mesela burada yaptıktan sonra evet incelticiyi böyle büyük bir kavanoza koyuyorum. Çünkü arkadaşlar şu an görmesi biraz zor ama bir süre sonra göreceksiniz arkadaşlar boya dibe çöküyor. Dibe çöktükten sonra mesela bu inceltici yukarıda kalıyor, boya aşağıda kalıyor. Böylelikle incelticiyi tekrardan kullanabiliyorsunuz. Burada mesela bazı boyalarım var. İşte mor ve mavileri buraya koydum. Ondan sonra mesela bu kutuda yeşil, kahverengi ve siyahlarım var. Sarı ve kırmızılarımı da aşağıya koydum. Onu da göstereceğim. Burada ne var diye sorarsanız arkadaşlar. İşte kırmızı renklerim. Turuncu, sarı ve beyaz. Titanium white bu tarafta. Bu aşağı tarafa bakarsanızsa işte muşambam var. İşte boş kavanoz, çatapat. Ve yağlı boyayı sildiğim beyaz tişört burada. Bunlar hani en aşağıda en çok yer kapladıkları için bu tarafta. Bir de şuraya bakalım. Burada resim defterlerimi ve resim kağıtlarımı görüyorsunuz. Bazı resim kağıtlarını mesela her yerini kullanmıyorum. Ama onları kesinlikle atmıyorum. Tekrar kullanıyorum. Burada görmüş olduğunuz şeyler bazı arkadaşlar şeyi soruyor. Hani nasıl gönderebiliriz resimlerimizi diye güvenli bir şekilde böyle rulo şeklinde kutularda arkadaşlar çok rahatlıkla resimlerinizi sarıp böyle gönderebilirsiniz işte adreslere. Evet, onun dışında burada kanvaslarım var, tuvallerim farklı farklı boyutlarda. Evet, gelelim biraz bu tarafa, neler oluyor burada? Bu arkadaşlar benim cam kanvasım. Yağlı boyada cam kanvas öneriyorlar. Çünkü bunun temizlemesi çok daha kolay. Mesela şu anda kurumuş ama ben bunu maket bıçağıyla gayet kazıyarak hemencik çıkarabilirim. Üzerine birazcık belki spreyle inceltici atabilirim. Burada yine görmüş olduğunuz gibi beni özellikle gülümseten şeyler var. İşte Babros amcamız var. Konuşuyor. Pili bitmiş. Babros. Ah! Babros amcam düştü. Bir saniye. Sonrasında biraz kızgınca David var. Buraya genellikle önemli şeyleri hatırlatmak için yazıyorum. Şu anda sadece gülümse yazıyor. Bence bu da önemli.
Burada çok ilginç şeyler var. Bunları ilerleyen videolarımda göstereceğim arkadaşlar. Bunlar hep grafit ve kömür tozu, grafit tozu, suda çözülebilir grafit vesaire. Bunlarla ilgili video gelecek. Şöyle buraya doğru yaklaşalım bakalım. Burada neler oluyor? Bu kısım da önemli. Bu kısımda mesela sevdiklerinizin resmini koymanız güzel bir şey bence. Anne, baba, kardeş buradalar. Dürüm yiyip çay içmek ister misiniz? Şaka yapıyorum, tabii ki dürüm değil bu. Bu bir kalemlik. En çok kullandığım kalemlerimi ben buraya koyuyorum. Böylelikle onları bulmam kolay oluyor. Faber-Castell 9000 grafit kalemleri, Generals'ın medium, işte kömür kalemi, iki tane kalem silgi, kalem uzatma, kalem için kullandığım, yani kömürle kullandığım fırça, sulu boya fırçası ve dağıtma kalemi, işte bu kadar. Bunlar hep burada duruyor. Onun dışında yağlı boyalarımı tüpten çıkarmak için bir alet, bu şekilde çevirince biliyorsunuz dibine kadar diş macunu sıkar gibi sıkabiliyoruz. Ve bu kalemliklerimin yanında bu çekmecelerimi de göstermek istiyorum. Şimdi en yukarıda arkadaşlar benim grafit kalemlerim var. Mesela bunlar marka marka, Derwent ile başlıyor. Sonra H&B, ondan sonra elektrikli silgim var burada. Bunlar kömür kalemlerim. Bunlar Kohinur'un woodless, yani ahşapsız kalemleri. Bunlar da Staedtler. Bunların hepsi kömür kalemi. Bu Staedtler Mars Black bildiğim kadarıyla. Black serisinde biliyorsunuzdur. Kömür kalemlerim de burada hepsi küçük kaldılar. Burada da diğer kara kalemle ilgili malzemelerim var. Aşağı doğru inersek mesela bunlar Faber-Castell'in sulu boya kalemleri. Bunlar pastel kalemlerim, Stabilo'nun. Bunlar da öyle. Bunlar Fatih Jumbo kuru boyaları. Bunlarla bir kurs hazırladım biliyorsunuz. Hala yayında, eğer ilgilenirseniz de bana mesaj atabilirsiniz, yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bunlar da en sevdiğim ama aynı zamanda da en pahalı kuru boyalardan Karandaş Lumens kuru boyaları. Aslında daha fazla kuru boyam var arkadaşlar. Mesela işte Faber-Castell var bende. Allah. Aslında daha fazla kuru boyam var. Yani Faber-Castell Polychromos var. Prismacolor Premier var. Ama onlar kendi kutularında. Onları şu anda göstermeyeceğim. Bir de şöyle bir yer var. Göstereyim. Şu benim kokuya yağ var burada. O çok güzel bir kokuya yayıyor. Ve burada da çok sık kullanmadığım boyalarım var. İsterseniz onları da göstereyim şimdi size. Her şeyimi paylaşırım sizinle. Valla çok mutluyum. Şimdi bunlar pen pasteller. Pen pastellerle ilgili tutorial yapmıştım daha önce. O videolarımı izleyebilirsiniz. Lira'nın kuru boyaları. Ben çok memnun kalmadım ama arada İşte farklılık olsun diye bunlarla yapıyorum. Renk seçimleri oldukça iyi. Gördüğünüz gibi hiç kullanmadım yani. Neredeyse. Crete Color. Crete Color'ın kömür seti. Bunu arada kullanıyorum. Bakın bu da böyle. Ve Derwent sulu boya kalemleri. Bunları kullandım. Aslan vardı. Aslan yapmıştım. Eğer onu hatırlıyorsanız. Yine böyle Derwent'in sulu boya kalemleri. Markerlarım var. Onu da şimdi göstereceğim size. Winsor & Newton bu ama bu şekilde marker seti. Ay, toz kalkınca burnum kaşınıyor. Bu onlardan. Bir de Copic'in cilt renkleri var. Bunlar da marker arkadaşlar. Johnny Depp'i de bununla yapmıştım. Burada da var. Johnny Depp'ten kullandığım. Ama bunu daha çok buradaki renkleri sanırım vişneleri yaparken kullanmıştım. Ya da kiraz. Neyse. Son bir yer daha var. Orayı da göstereceğim. Bazılarınız
bu dolabın içinde merak ediyor. Çünkü onun önünde de bazı çekimler yapıyorum. Bunun sadece ilk katını kendi malzemelerime ayırdım. Yine buraya tahmin edeceğiniz üzere çok fazla hızlı bir şekilde kullanmam gerekmeyen malzemeleri koyuyorum. Mesela yine bir hediye olarak bana kuru boya gelmişti doğum günümde. Arkadaşlar, ressamlara hediye almayın. Çünkü kendi sevdikleri boyalar var, malzemeler var. Bunları bilemeyebilirsiniz. Ya da alacaksanız da hediye olarak lütfen onlara sorun hangi marka istediklerini. Sonra boşa gidiyor, yazık. Burada akrilik boyalarım var. 24 renk. Bunlar fiksatifler. Hani elimize bulaşmasın kara kalemlerimiz, kömürlerimiz. Bu da neyin üzerine? Akriliğin üzerine yaptığımız vernik. Bir sürü kimyasallar bu akrilik dökme için. Cetvellerim. Sulu boyalarım. Van Gogh. Winsor & Newton. 1 liralık. Efendim söyleyeyim. Bantlarım var. Böyle kaplar var. Bu kapları da tutuyorum ki içine belki yağlı boya koyarım. Belki malzeme koyarım diye. Ve elektroniklerim var en solda. Mesela bu benim profesyonel mikrofonum. Bazen kayıtlar sırasında bunu kullanıyorum. Yani pop filter'lar, işte onlar bunlar. Selfie stick'ler ki bu tripod'a da dönüşüyor. Vallahi arkadaşlar, içerik üreticiliği yapıyorsanız zaten bunun bin bir türevi evinizde oluyor yani ister istemez. Uzatmalar, muzatmalar. İşte başka da bir şey yok burada. Ve tabii ki resimlerim biraz etrafta. Çoğunu kafelere, restoranlara astım. O yüzden burada çok fazla yok ama yine de yaptıkça etrafa asmaya çalışıyorum tabii ki. Onları da isterseniz gelin size göstereyim. İşte böyle evimin etrafındaki resimlerim. Burada görebiliyorsunuz. Bazen arkadaşlar merak ediyor, işte sen nerede film çekiyorsun? Nerede bu bütün videolarını çekebiliyorsun diye. Kamera nerede duruyor falan diye. Şimdi burada görebiliyorsunuz herhalde. Bu şekilde bana bir doğum günü hediyesi olarak Amerika'da anne baba dediğim iki tane çok değerli insan aldı bana bunu. Kamerayı da nişanım yine doğum günü hediyesine vermişti. Yani sağ olsunlar, işimi çok güzel destekliyorlar. Burada oturuyorum. Bu masanın üzerinde yapıyorum arkadaşlar. Bütün resimlerimi ve burada da kaydediyorum. Onun dışında eğer bu şekilde tuvale üzerinde çalışacaksam, şövalye üzerinde çalışacaksam, şu anda aynen kaydettiğim gibi şu anda bir uzunca tripod var. Bunun üzerinde kayıtlarımı yapıyorum. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin de böyle bir alanınız var mı? Biliyorum eğer çocuğunuz varsa çok zor. Özellikle oturma odasında böyle bir alan yaratmak. Çünkü onu çekiştireyim, bunu çekiştireyim derken çok zor olabilir gerçekten. Ama İnsanın sanat yapacağı bir alanı olması gerçekten bence çok keyifli. Öbür türlü gerçekten çok zor oluyor. Ben de başlarda özellikle çok misafirlerimiz geliyordu. Her şeyi odaya taşıyordum. Sonra tekrar buraya getiriyordum. Sonra tekrar taşıyordum. Sonra tekrar getiriyordum. Şimdi artık gördüğünüz gibi ışıklarım burada etrafta duruyor. Tabii misafir geldiğinde gene içeriye taşıyoruz. Ama artık arkadaşlarım da alıştı. Çok fazla sorgulamıyorlar böyle şeyleri. Umarım beğenmişsinizdir. Söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa çok memnun olurum. Umarım ben de bir gün kendi yerime taşınırım. Güzel bir stüdyo oluştururum. Orada güzel dersler veririm, güzel işler çıkarırım diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.